Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere el açması çıtır çıtır bir börek tarifi veriyorum. Dilerseniz bu güzel böreğimizin yapımını, hamurunu hazırlamakla başlayalım. Böreğin hamur için uygun bir yoğurma kabının içerisine 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt ekliyorum. Daha sonra 1 yemek kaşığı da sirkemi ilave ediyorum ve tüm malzemelerimi pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Malzemelerimi karıştırdıktan sonra en son olarak da 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Tuzumu ekledikten sonra da karıştırıyorum tuzumun erimesi için. Daha sonra önceden elemiş ve hazırlamış olduğum 3 su bardağı unumu yavaş yavaş ilave ederek hamurumu yoğurma işlemine başlıyorum. Unumuzu dikkatli ve kontrollü bir şekilde ekleyelim arkadaşlar. Ununuzun markasına ve kalitesine göre un ölçüsü değişiklik gösterebiliyor. Hamurum toparlanmaya başladı. Hemen kaşığımı çıkartıyorum ve bundan sonra yoğurma işlemini elimle devam ediyorum. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi unumu yavaş yavaş ve kontrollü bir şekilde ekliyorum arkadaşlar. Kulak memesi yumuşaklığında, ele yapışmayan, çok da sert olmayan bir hamur hazırlıyoruz. Hamurum hazır. Hemen şöyle kıvamını size de göstermek istiyorum arkadaşlar. Hamurumuzun kıvamı, yumuşaklığı bu şekilde olması gerekiyor. Yoğrulan hamurumu biraz un serpiştirdiğim tezgahımın üzerine alıyorum ve elimle uzatarak büyütüyorum. Hamurumu 12 eşit parçaya bölüyorum. Toplamda 12 adet beze elde ediyoruz. Hamurumu biraz elimle toparladıktan sonra avuç içimde yuvarlayarak bezeler elde ediyorum. Hazırlamış olduğum bezelerimi bol bol nişastaya buluyorum. Tamamen her tarafına nişasta gelmesi gerekiyor. Mısır veya da buğday nişastası hiç fark etmez. İkisini de kullanabilirsiniz. Nişastaya buladığım bezelerimi elimle hafif hafif bastırarak açıyorum. Yumuşak bir hamur olduğu için merdane veya da oklava kullanmanıza hiç gerek kalmıyor arkadaşlar. Elimle çekiştirerek bile büyütebiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi videomda. Tarifimde önemli püf noktaları bulunmaktadır arkadaşlar. Püf noktalarını kaçırmamak adına videomun tamamını dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Bütün bezelerimi bu şekilde elimle büyüterek açıyorum. Bezelerimin tamamını bu şekilde açtım. Geniş bir servis tabağımdan alıyorum ve açmış olduğum bezemin bir tanesini servis tabağımın içerisine alıyorum. Daha sonra 100 gram tereyağımı küçük küçük parçalara böldüm. Tabağımın içerisine almış olduğum bezemin üzerine tereyağı ile güzelce her tarafına gelecek şekilde yağlıyorum. Daha sonra bir tane bezemi tekrar üstüne kapatıyorum. Ve yine o bezemi de aynı şekilde tereyağı ile bol bol yağlıyorum. Bütün katlarına aynı işlemi uygulayarak hepsini bu şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar. Ben tereyağı kullandım. Siz dilerseniz margarinle de hazırlayabilirsiniz. Ama tereyağıyla iyi, daha lezzetli oluyor. Bunu da bildirmek isterim. En son katını da hazırladıktan sonra
Buzdolabında yarım saat bekletiyorum. Yağın tekrardan donması gerekiyor. Böreğimizin daha rahat açılabilmesi için. Yufkalarım dolapta dinlenirken ben hemen iç harcını hazırlamaya geçiyorum. Uygun bir tavamı ocağıma aldım. Tavam biraz ısındıktan sonra içerisine yarım çay bardağı sıvı yağını ekledim. Daha sonra 2 adet orta boy yemeklik doğramış olduğum soğanlarımı da içerisine aldım. Soğanlarım biraz kavrulduktan sonra içerisine dolu dolu bir yemek kaşığı domates salçasını ilave ediyorum. Soğan ve salçayı da güzel bir şekilde kavuruyoruz. Daha sonra üzerine 3 adet haşlamış ve ezmiş olduğum patateslerimi de ekliyorum. Güzel bir şekilde her tarafını karıştırarak kavuruyorum patateslerimi ve soğanlarımı. Yaklaşık 3 dakika bu şekilde sürekli karıştırarak patatesimle birlikte soğanlarımı kavurdum. Artık iç harcımız hazır. Hemen ocağımızdan indiriyoruz ve artık soğumaya bırakıyoruz. Yarım saat buzdolabında dinlenen hamurumu tekrardan çıkartıyorum ve tezgahımı bol bol nişasta ile nişastalıyorum. Daha sonra hamurumu tezgahımın üzerine alıp elimle hafif hafif bastırarak büyütüyorum. Açarken çok fazla bastırmayın arkadaşlar. Hafif hafif bastırın piştiğinde katlarının görünmesi için. Biraz elimle büyüttükten sonra daha sonra merdaneyi alıyorum. Yine merdane ile de çok fazla bastırmadan hafif hafif bastırarak yufkamı, hamurumu büyütüyorum. Beni eğer buraya kadar izlediyseniz yorumlar kısmına bir emoji veya da yorum bırakmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız yandaki bildirim tuşunu açmayı da unutmayın lütfen. Hamurumuzu açarken arkalı önlü çevirerek açmaya dikkat edelim. Çünkü üstten bastırdığımızda sadece üst kattaki bezeleri açılıyor, alt katları açılmıyor. Bu şekilde önlü arkalı çevirerek açtığımızda bütün her tarafı aynı eşit bir şekilde açılıyor. Hamurumun kalınlığı artık yeterli. Açmayı bırakıyorum ve kesme aparatım ile hamurumu kesiyorum. Dilerseniz bıçakla da aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Kesmiş olduğum hamurlarımın orta kısmına gelecek şekilde hazırlamış olduğum patatesli harcımı yerleştiriyorum. Kenar kısımlarına gelmeyecek tam orta kısmına iç harcımızı alıyoruz. İç harcını hazırlamış olduğum yufkalarımın uç kısmından başlayarak üste doğru büzüştürüyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tamamen sıkı bir şekilde kapatmamız gerekiyor. İç harcının da dışarı taşmamasına özen gösterelim lütfen. Tamamını bu şekilde hazırlıyorum. Uç kısmından elimle çekiştirerek böreğimi uzatabiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi rahatlıkla uzayabilen bir hamur. Tamamını aynı şekilde hazırladım. Hazırlamış olduğum böreklerimi bir bıçak yardımı ile kesiyorum. Silindir şeklinde kesiyoruz. Uzun uzun olacak şekilde arkadaşlar.
Hazırlamış olduğum böreklerimi uç kısmından birbirlerine yapıştırıyorum elimle sıkıştırarak. Ve yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine alıyorum. Böreklerimizin tamamına bu şekilde şeklini veriyoruz. Hazırlamış olduğum börekleri önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırınımın 60 ayarında kızartıyorum. Böreğin fırından çıktığı pul pul dökülen kat kat bir börek oldu arkadaşlar. İnanılmaz lezzetli, çıtır çıtır el açması bir börek tarifi. Eminim siz de tarifimi evinizde denedikten sonra daha güzellerini, daha lezzetlilerini hazırlarsınız. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka tariflerimde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.